Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kırmızı şimdi diyorlar ki Tarık Üstün. Evet hocam. Diyorlar ki topuk yerde. Topuk yerdeyse sarı olur diyorlar. Bak şimdi oyuncunun, faulü yapan oyuncunun topuğu yerde mi abi? Evet. Topuk yerde sarı. Ya kardeşim. Eğitimlerde mi bunu diyorlar? Ya kardeşim. Bir oyuncunun bir suratına bak. Rakip sporcunun güvenliğini tehlikeye sokacak hareket de kırmızı karttır. Burada Fred'in güvenliğini tehlikeye sokuyor mu abi? Kesin sokuyor hocam. Peki adamın suratına baktığın zaman Kasımpaşalı oyuncunun hiç top mu ayağa direkt hedef alarak sporcu sağlığını tehlikeye sokacak bir hareket yapıyor mu? Top yok. Acımasızca bir giriş. Direkt rakibin güvenliğini tehlikeye sokacak hareket. Efendim sarı. Ya ne sarısı kardeşim? Bu adam rakip sporcunun güvenliğini tehlikeye sokuyor. Sağlığını. Sağlığını tehlikeye sokuyor. Burada Allah korusun bilek kırılır mı? Burada ne var ya? O zaman devreye girmeli miydi hocam? Abi işte böyle eğitim verirseniz böyle olur abi. Burada adım frekansını ayarlamışım abi, geliyorum çat basıyorum abi. Hocam. Ama hakemler bunu algılayamıyor. Doğru söylüyor ama. Yani buradaydım da kafayı kaldırdığında bir Yemin Hoca bir şeyler yapmaya abi çalıştı. Bu çocuklara böyle eğitim verilmez. Topuk yerde. Ne topuk yerdesi kardeşim ya? Ya bazı pozisyonlara çıldırıyorum abi ya. Sporcu sağlığı en önemli şey. Bu kırmızı abi, bunu tartışmam ben. Kime yapılırsa yapılsın. Şumanski'ye dev talip. Kasımpaşa maçında izlediler. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Şumanski performansıyla göz dolduruyor. Yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadroya dahil edilen Polonyalı oyuncu sergilediği performansa parmak ısırtıyor. Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Şumanski bu sezon skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 16 resmi maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kısa sürede kalitesini konuşturan Polonyalı yıldız Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sahaya ilk 11'de çıkan Şumanski için gözlemciler tribündeki yerini aldı. Napoli scoutları Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede Polonyalı yıldızı tribünden izledi. Sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir İtalyan ekibiyle anılıyordu. Süper Lig'de Başakşehir'e 2, Çaykur Rizespor'a 1 gol atan Şumanski bu kez Kasımpaşa karşısında ise suskun kaldı. 10 numara bölgesinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu merkez orta saha ve sağ kanat bölgesinde forma giyebiliyor. Fenerbahçe'den 6 numaraya sürpriz aday. Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe dün akşam Kasımpaşa'ya Edince Akabe Duşantadiç'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde 8'de 8 yapmış oldu. Sarı lacivertli ekip 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarladı. Öte yandan Fenerbahçe bu sezonki galibiyet serisinde 16 maça çıkardı. Milli araya moralle giren Fenerbahçe'de gözler yavaş yavaş Ocak ayına çevrildi. Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak isteyen Kanarya, devre arasında 1-2 transfer yaparak kadrosunu tamamen kusursuz hale getirmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, lige verilen arada transfere yönelik planlamalar yapacak. Sarı lacivertli ekip bu dönemde izleme komitesinin önerdiği isimleri izleyecek. Aynı zamanda menajerlerin teklif ettiği futbolcular takip altına alınacak. Sarı lacivertlerin yaz transfer döneminde olduğu gibi Ocak ayında da bir numaralı transfer hedefi orta saha olacak. Takımdan genel anlamda memnun olan İsmail Kartal 6 numara transferine ise büyük önem veriyor. Deneyimli çalıştırıcı özellikle 3 kulvarı düşünerek o bölgeye kaliteli bir futbolcu alınmasını talep etti. Yazın olduğu gibi transfer çalışmalarını erkenden başlayan yönetimse orta saha pozisyonunda adaylarını belirledi. Fenerbahçeli kurmayların yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerin aksine farklı oyunculara yönelme kararı aldığı belirtildi. Bu isimlerden birisinin ise eski Galatasaraylı yıldız olduğu öne sürüldü. Bu doğrultuda transfer için ilk adımın atıldığı aktarıldı. Öte yandan transfere İsmail Kartal'ın da sıcak baktığı öne sürüldü. Sarı lacivertlerin İngiltere Championship takımlarından Hulsi'de forma giyen Jean Michael Seri listesine aldığı iddia edildi. 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Seri'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Kanarya'nın fil dişi sahili orta sahaya 2+1 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı da öne sürüldü. İngiliz ekibinin ise Seri transferi için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı bildirildi.
Houston'in 32 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra transfer görüşmelerinin milli arada daha da alevleneceği öngörülüyor. Seri transferinin Fenerbahçe adına kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Jean Michael Seri 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da 37 mücadelede forma giymiş ve 2 gol 4 asist oynamıştı. Tecrübeli orta saha bu sezonsa İngiltere'de 11 maça çıkarken 2 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olan Seri'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 1.68 boyundaki isim kariyerinde Mimosas, Paços Pereira, Nice, Fulham ve Bordeaux gibi ekiplerde de ter dökmüştü. Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti. Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı lacivertler bu sonucun ardından puanını 24'e çıkardı ve milli araya lider girdi. Kasımpaşa ise 12 puanla kaldı. Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçını kazandı. Fenerbahçe aldığı bu üst üste 8. galibiyette daha önce kendisine ait olan ligde en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti. Sarı lacivertler en son 2009-2010 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyette ayrılmıştı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Livakovic kaleye duvar ördü. Fenerbahçe serisini sürdürürken takımın kalecisi Dominik Livakovic de performansı ve istatistikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde zorlu bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Livakovic, forma giydiği son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapadı. Hırvat Filebekçisi Alanyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol yemedi. Fenerbahçe kariyerini Antalyaspor maçıyla başlayan ve bu karşılaşmada iki kez topu filelerinde gören 28 yaşındaki eldiven, bu müsabakadan sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Nonşalant maçında da bir gol yemişti. O maçın ardından 15 günde 4 Süper Lig maçına çıkan Dominik Livakovic kalesini adeta duvar ördü. Öte yandan Fenerbahçe'nin gol yememesindeki başarı da Hırvat kaleci kadar takım savunmasının da payı oldukça büyük. Sarı lacivertler ligdeki son 4 maçta rakiplerine gol şansı vermezken kalesinde yalnızca 3 isabetli şut gördü. Hollandalı futbolcu Fenerbahçe'ye önerildi. Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Menajerler Sarı Lacivertli Kulübe, Çin kulübünde forma giyen Hollandalı futbolcu Jürgen Locadia'yı önerdi. Fenerbahçe yönetimi bu teklif sonrası henüz bir cevap vermedi. Sarı Lacivertli yöneticilerin daha önce takımdan yeterli süreyi alamadığı için ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'nin tekrar bu isteğini yenilemesi durumunda Jürgen Locadia'yı Stepme'de tutabileceği ifade ediliyor. Zira oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor. Yani Fenerbahçe olası bir transferde bonservis ödemek zorunda kalmayacak. 29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Jürgen Locadia'nın piyasa değeri 2 milyon euro civarında. 2018 yılında ise oyuncunun değeri 15 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe yönetimi menajerlerin Jürgen Locadia için yaptığı teklife henüz yanıt vermedi.